Şimdi Chang 4, eğer Çincem'de kusur varsa affola. Affola. Chang 4 iki önemli şeyi götürdü oraya. Hani Ozan hocam söyledi, orada numune alacak da ne yapacak? Üniversite öğrencilerinin tasarladığı patates ve hardal tohumunu orada yetiştirmeye çalışacaklar. Ayda. Uzayda tarımı yapacaklar. Hava yok, oksijen yok. Ama yapmamız lazım. Mars'a kapalı bir sistem olabilir. Kapalı bir böyle kola kutusu gibi bir şeyin içinde patates yetiştirmeyi denemeden göremeyiz. Peki şimdi o zaman bir sual söyleyeyim şimdi. Oranın etrafında bir manyetik alan yok. Bir atmosfer de yok. Hiçbir şey yok. Muazzam bir radyasyon altında. O patates radyoaktif olmaz mı? Yediğimiz zaman kanser olmaz mı sonra? Adapte olmak zorunda. Yapılacak zaten. Yani işte bunlar şimdi bir testtir. Az önce şey dediniz. Bunlar Minimars. Böyle cahil soruları. Emin olun büyük buluşlar sıra dışı sorularla ortaya çıkar. Yani sıradan soruları sorarak siz büyük gelişmeler sağlayamazsınız. Yani benim sıra cahil dışı sorularım size büyük buluşlar yaptıracak sonunda. Ya herkesin cahil soruları, sıra dışı sorular hep güzel şeylere yol açar. Ve Chang 5 2019'da atacaklar. Oradan numune alıp getirecek. Peki orada ayda maden yok mu? Dünyanın kopyası. Bir asteroid gibi değil. Niye? Farklı bir oluşum yapısını ben bilemiyorum açıkçası. Yani birçok teoriler var o konuda ama hani özellikle asteroidler benim biraz daha çok alanım olduğu için söyleyebiliyorum. Yani metalik... Dünyaya çarpan bir Mars boyutu bir gezegenin dünyadan kopardığı parçaların uzayda birleşmesiyle oluşmuş bir gezegen. Uydu ve ilk oluştuğunda dünyaya şimdikinin 6 katı daha yakın. Yani şimdi galiba 360 bin kilometre mesafede. Gittikçe o zaman yaklaşıyor. 60 bin kilometrede. Yani o zaman ay doğduğu zaman böyle maşallah yani dibimizdeymiş gibi gittikçe tabak gibi çıkıyor. Ve onun gelgit etkisini falan filan düşünmek mümkün değil yani. Tabii. Kesinlikle. Ve tabii. Bugün dünyada hayat var ise eğer ve dünya bugünkü dünya ise ayın bunda çok büyük fonksiyonu var. Kesinlikle. Ayın, Jüpiter'in. Jüpiter'in. Jüpiter'in zaten bütün güneş sisteminde bir çift fonksiyonu. Hatta o bahsettiğiniz etki bizim az evvel bahsettiğimiz dinamonun işlemesine bile. İşlemesine çalışan. Çünkü o şey yer çekimi ve o şey gelgit olayları aşağıdaki o sıvı kitleyi de etkilediği için. Hocam biraz şu uzayda hayat var mıya girsek uzayda hayattan önce şunu bir hocam, araya gitmesin. Bu suali herkes soruyor, uzayda hayat var mı da? Yani, bence var. Ben bir soru sorayım. Bilmiyor olsak bir de. Size bir soru sorayım. Karşınızda bir ya da üç uzaylı var. Sizce hangimiziz? Üçünüz de. Tebrik ederim. Hepimiz uzaylıyız. Uzayın içinde yaşıyoruz. Şimdi bu noktada bir de kaynamaması için şu iyimser parantezini biraz genişletmek istiyorum. 12 Aralık 2018 itibariyle Türkiye Uzay Ajansı kuruldu. Evet. Ozan hocam diyordu Osman kriteri. Bizim illa onların yaptığını yapmamıza gerek yok. Biz arkadaşlar oraya... eğer 9. parçayı gösterirlerse 9 arkadaşlar. NASA, ESA, JAXA Japonlarınki. Hocam benim en üzüldüğüm şey şu, dünyayı uzaydan göremeden göçüp gideceğim bu dünyadan, onu üzülüyorum. Durun size onu da göstereceğim. Şimdi şu uluslararası uzay istasyonu yerin 550 kilometre yukarısında dönüp duruyor. Ama bir gece görünüyor buradan. Görünür. Burada güneş panelleri size bir sayesinde şey söylemek istiyorum. Hani Türkiye uzayda ne yapar? Ne isterse yapar. Uzay herkese açık. Ama işte hedef belirlememiz lazım. Yani ortak akıl kurmamız lazım. Hocam bak, bakın, biz köprü yapımında iyiyiz. Yol ya, yapımında iyiyiz. Dakika. Uzaya dört şeritli tamam yol yapabiliriz. Bakın Kanada. Osman Krete. Kanada demiş ki vakti zamanında, ben şimdi Amerika'nın yaptığını taklit etmekle bir şey kazanmayacağım. Şunu yapmayacağım. Gitmiş ne yapmış? Robotik kol yapmış. Evet. Kanadarm denir. Kanada. Aman hocam. Kanadarm. Kanada arm kol demek. Kanadarm. İşte şu. Hocam, o uzay istasyonunun inşasında olmazsa olmaz civata oldu. Bir tane civata. Şu anda dünyada Kanadarm yani Kanada kolu robotik uzayda çalışan robotik konusunda dünya lideri. NASA bile ondan alıyor. Ruslar. Yani biz de böyle bir hedef belirleyebiliriz. Yani. Tabii. Yani ortak akıl oluşturup bunu hedef olarak seçmemiz lazım. Şunu ben görüyorum. Yani kendimdeki iyimserliği değil. Başkalarını da görüyorum. Türkiye'den başka bir yerimiz yok. Yani bir şey yapacaksak bizim bu ülkeye borcumuz var. Üniversite eğitimi, lise eğitimi, ilkokul eğitimini bile ben devlet okulunda okudum.
Ya bunu kendi ülkem için yapmayacağım da kim için işi yapacağım? Şimdi size hocam, dünyayı göstereyim. Hocam ağzından bal damlıyor. Ben niye buradayız değil mi hocam? Söz verdiğim gibi size birinci yansıda dünyayı gösterelim. Bir arkadaşlar. Hocam fotoğrafı görün, siz beni uzaya yollayın. Meşhur Carl Sagan'ın, burası Satürn. Satürn pardon. Evet. Carl Sagan'ın meşhur soluk mavi nokta. İşte Satürn'den bakınca dünya şurada. Buyurun size dünya. Evet. Ve biz onun içerisinde minicik bir şey olarak kendimizi gereğinden fazla... Yani bunca savaşlar, bunca davalar falan işte orada olup bitiyor. Tanıdığımız herkes. Bu da yakından bakış yani. Aynı sistemden bakış. Bir de buna gidip iki galaksi öteden baktığınız zaman ki milyarlarca galaksi var. Göremezsiniz. Şimdi bu görüp dolaşır sizin programda fazla yer almıyor ama UFO'cular vardı bir ara. Evet. UFO'cular der ki geliyorlar. Ya kardeşim yani... Nereden bulacak? Gelsin ama bu oralardan gelip şuraya bir oradan tabak gibi gelip gider mi? Bununla ilgili geçenlerde çok da ilginç bir şey paylaşım aldım. Çok hoş. UFO resimleri o böyle disk tabak gibi şeyler. Bundan 10 sene 15 sene önce bol bol paylaşılırdı. Şu anda her insan şu akıllı telefon taşıyan birer foto muhabir. Evet. En az 12-16 megapiksellik fotoğraf hemen çıkarıp kaydediyorlar. Neredeler? Şu anda o diskler, tabaklar falan yok ortada. Zaten tabak da onlar. Tabaktı, tabak. ampullü yol şeydeki. Yok mu yani hocam? Gelmediler mi? Bu 51. bölge falan palavra mı bunlar? Palavra değil. Bunu şöyle düşünün. Hocam Kütahya'da biliyorsun taş attılar bizim köyler uzaylılara. ya atsınlar. Uzaylılara çok tehlikeli bir ırk gelmeyelim demişler taş kafayı yiyince. Tabii. Başka şeyler de var. Onu şimdi fazla dallandırmayayım ama... Şimdi insan az önce konuştuk. Diğer canlılardan ayıran özelliği nedir? Merak. Şu stüdyonun önünde Taksim'e çıkın. Şöyle Suriyeliler var. Var. Suriyelileri bilmiyorum ama şimdi Taksim'de şöyle bir 5 metreye 5 metre bir alanın çevresini kapatın ve girilmez yazın. Herkes girmeye çalışır. Ne var burada diye. Olmaz hocam. Arapça yazmanız lazım. Çünkü Suriyelilerin. Ya o zaman yani ne bileyim Nişantaşı'na gidelim oraya yazalım. İnsanda bu merak olduğu sürece 51. bölge biraz merak. Yani Amerika'yı biliyoruz. Bütçesi işte şu anda bir paralize dönemi yaşıyorlar. Halkına bunca milyar dolarlar nereye gidiyor hesabını vermesi lazım. Bir kamuoyu oluşturmak için de bunu biraz kullanıyorlar. Yani öyle bir gizem olmalı ki insanlar ya bunlar alıyorlar bilim yaptıklarını sanıyorlar ama ne yaptıklarını bilmiyoruz diye. Onlara elde dur bir şey vermeleri lazım o da o. Biraz gizem işte Contact filmi sıradan filmler değil yani Hollywood'da bu uzay çalışmalarının önemli bir hocam PR'ı. Hocam olasılık hesaplarına baktığımız zaman bu kadar galaksi, bu kadar galakside bu kadar yıldız, bu kadar yıldızda bu kadar yıldız sistemleri yani güneş sistemi gibi farklı sistemler. Trilyon trilyon kere trilyon kere gezegen ortaya çıkınca olasılık hesabına baktığın zaman evrenin başka bir yerinde şu anda bizim yaptığımız programın aynısını yapan bu dörtlünün de olma olasılığı var. Var. Niye olmasın? Bir başka yerde de halka bulduk bu arada biliyorsunuz değil ne mi? Ne halkası oldu? Bir cüce gezegenin etrafında halka bulduk Türkiye'den 14 araştırmacı. Bu gördüğünüz halka Satürn. Satürn halkası. Bir de bizim bir cüce gezegenin etrafında bulduğumuz 1,5 dakikalık gözlemle bulduğumuz Allah Nature'da Allah. Yayınlanan siz az önce söylediğiniz. Evet. Türkiye'de 7 yerde haber oldu ama dünya çapında haber oldu. Şu ana kadar 43 atıf aldı. Evet. Daha bir yıl olmadan. Küçük gezegen ne kadar söyledim. Küçük? Cüce gezegen. Cüce gezegen ne kadar büyük? 500 kilometre civarında bir şeyden bahsediyoruz, bir çaptan. Plüton'dan büyük. Asteroidin biraz büyük. Plüton'dan küçük. İşte nerede? Yani. Neresi? Tam bu güneş sisteminin Neptün'ün ötesinde. Trans Neptün'ün objekt diyorlar zaten. Kruppier kuşağı diye bir kuşak var. Neptün'ün ötesine doğru. Kuprum kuşağı. Bu, reklam gibi oldu ama başardık niye? Bunu. Bu, niye reklam oldu? Meşhur. İyi oldu. Satıyor musunuz gezegeni? Niye reklam oldu? İyi oldu. bu meşhur Drake Türkiye'de gurur verici. Denklemi vardır. Drake. Evet. SETI, bu uzaklarda teknolojik zeki yaşam formu aramanın ana motivasyonu. Dediğiniz olasılığa dayanır. Yani yüz milyarlarca gökada var. Her gökada da yüz milyarlarca yıldız. Yıldız var. 10 üzeri 12 kere, 10 üzeri 12, 10 üzeri 24. Yani bir yazın 24 sıfır atın. Bunda bir olma ihtimali de olabilir. Ama 100 tane de olabilir. İşte aynı anda yaşıyor muyuz? Ve aynı anda yaşasak bile çok uzak mesafelerde olduğumuz için iletişim sorunumuz doğal olarak
ortaya çıkacak.